Peki bana bir gül mü alsan daha mutlu olurum? Benim heykelimi yapsan daha mutlu olurum? Konusunu ortaya koyuyorum. Hiç böyle bir hediye gördünüz mü? Böyle bir hediye sizle yapılsa ne düşünürsünüz efendim? Yani bu parayla ölçülebilecek bir şey mi bilmiyorum. Bir şeyi örtbas etmek için mi yapılmış bir harekettir? Hiç anlayamadım. Detayları veriniz lütfen. Vallahi Mark arkadaşımız biliyorsun. Yani meta dünyasının artık yani hani dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesi. 12 yıllık evli eşi hanımefendiyle beraber yaşamaya devam ediyorlar. Herhangi bir ayrılık süreci şu bu falan. Onlar. Üniversite arkadaşı. Belli ki kafa olarak da çok anlaşılıyor. Anlaşıyorlar ki evinin bahçesi var. Artık dönüm dönüm hektar hektar neyse. Arkadaşı eşi hanımefendinin heykelini diktirmiş. Doğum gününde. Bir sanat eseri aynı zamanda ya. Yani gayet güzel. Ben sana söyleyeyim. Heykeli canlısından daha güzel. Belki Mark arkadaşımız hani hanım heykel gibi ol. Yani baksana bayağı bir yani şu esintiler şu bu falan filan olmasa çok semboller olabilir burada. Amerika'nın özgürlük heykeli gibi. Evet, doğru mu? Bunun biraz daha büyüğünü koy, yap, at, koy New York'a, Washington'a, Amerika'nın yeni sembolü olabilir. Olabilir diyorsun. Şimdi uzman klinik psikolog Isabel Morley demiş ki bu konuda, eşe böylesine pahalı ve görkemli bir hediye vermenin bir sorunun işareti olabileceğini söyledi. Hemen ne sorun uzmanlar acaba? Konuşur. Bir sorun. Çok param bir şeyi var. Örtbas sorunu. Etmek. Sevgilerini sosyal medya platformları üzerinden herkese göstermeye ihtiyacı hisseden çiftlerin özellikle dikkat çektiğini, bu tür gösterilerin çiftlerin gerçek hayatta daha az mutlu olduğunu. Bilmiyorum ya, olumsuz tarafından bakmış bu arkadaş ya. Niye öyle? Evet. Mesela Burak parası gereği gül verir. Bu arkadaşın da parası gereği heykelini yaptırmış. Bunda ne var Allah aşkına? Ne kadar güzel, mutlu ki heykelini yapıyor. Bak, adam New York'taki kalkıyor. Bir heykeltıraşa yaptırmış. Bak Daniel yani aşağıda. Ne olacak canım? Mark bugün herkese her şeyi yaptırabilir durumda. Değil mi? Bak Bezos denen arkadaş bol miktarda hani bir boşanma süreci, tazminatlar falan filan. Yeni bir evlilik arefesinde. Jennifer Lopez ile dava açmış. Açmış. Onlarla gidiyor. Bak. Evet, boşanma davası. O hayal kırıklığı. Aynen. Şimdi bu arkadaş da yani gücü oranında ve sevgisi oranında heykelini yapmış. Ne var bunda? Helal olsun. Romantizmin nirvanasıdır şu. Evet. Sen senin ne aklına diyorsun? Gelir miydi böyle bir hediye yapmak? Yani mesela ben sana bir doğum günü hediyesi ne yapsam, Murat'ın heykelini yapsam gülerim kendime böyle bir fikirden dolayı. Yani daha az yaratıcı, daha az saçma bir fikir yani. Ebru, o evin aşkına falan dersin. Ve arazinin ortamına bağlı. Evet. Ben isterim şahsen bir heykelim şöyle Roma heykeli gibi durayım orada. Bir Osmanlı padişahı gibi şöyle durmuşum. Fena mı olur yani benim sevdiceğimde şunu hani yaptırsam? Hani heykeli dikilecek insansın, adamsın, kadınsın lafı vardır ya. İşte. Kadın kim bilir bu adamın buraya gelmesinde ne saçını süpürge etti, evet. Ne çalıştı helal yıllarca, olsun. Ne tabii. Kocasını göremedi belki aylarca. Adam çalışıyor. Belki, aynen. Ve 12 yıl boyunca güzel giden bir ilişki gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bunu heykelle de taçlandırmışlar. Maşallah. Vallahi kutlarım. Çocuklarım ama kendisinin de yaptırırsa ikisi beraber çok daha iyi evet, olur. Sonra yani hani varsa çoluk çocuk ne falan var, heykel büyüyerek yaptırmakta ne var ki ayrıca ya, bu büyütmemek lazım. Bütün Roma'ya bak. Eski al ben sana istersen bugün vaktim varsa gidelim. Arkeoloji müzesinde heykel kaynıyor gidelim, her yer. Hayatım sanat eseri denen çok nitelikli, incelikli bir sanat taraftan sanat eserinden de boş ver yani bizde Türkiye'de bir dolu heykel yapılıyor işte. Yarı yamuk, yarı yumuk olabilir ama sonuçta niyet önemli. Yaptırabilirsin. Burada güzel diyorsun. Olmuş. Peki.